tüm coğrafyalara egemen kültürlerin pazarlama aracına dönüşmüş duruma gelmiştir. Yeni imajlar, düşünceler, tutumlar, yeni davranış biçimleri ve alışkanlıklarla bir kültür emperyalizmiyle karşı karşıyayız. İnkar edilemez bir gerçeklik olarak bu meydan okumanın travmatik tezahürleri ülkemizde de değişik şekillerde kendini göstermektedir. Kültürel etkileşimin küresel boyutta ve son derece hızlı bir şekilde gerçekleştiği bu mecranın gençlerin zihin ve gönül dünyalarındaki büyük ve kalıcı etkiye sahip olduğunu görmemiz gerekir. Söz konusu etkinin gençlerin inanç, fikir ve hayallerindeki yansımalarının ise ancak yıllar sonra tam anlamıyla fark edileceği kanaatinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Modern yaşam tarzının beslediği tüketim ve gösteriş sektörü hedef kitle olarak hep gençleri seçmektedir. Bilhassa popüler kültürün gençlerin yoğun bir şekilde kullandığı sosyal medya üzerinden bencilliği, bireyselliği ve hatta cinsiyetsizliği alabildiğine, teşvik ettiğine şahit oluyoruz. Gelinen noktada hayatın temel gayesi olan kulluktan vareste bir anlayışla toplumsal hayatı tüm vecheleriyle etkisi altına alan ve toplumun birlik beraberliğini, değerlerini, geleceğini tehdit eden bu sorun gençlerimizi ve geleceğimizi her taraftan kuşatmış durumdadır. Bu sebeple yaşadığımız çağ ve çağın getirdiği problemlere karşı gençlerimizin mukavemetini artırmak için bugün her zamankinden daha fazla çabaya ve çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu süreçte gençlerin dilinden ve halinden anlamanın önemi daha da belirginleşmiştir. Gençlerin maddi ve manevi yönden yetiştirilmesi noktasında kişisel yönelimlerinin ve çağın gerçekliklerinin dikkate alınarak yeni bir eğitim ve hizmet perspektifi geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Değerli hocalarım, kıymetli hazirun, hayatı anlamlı kılan değerler açısından derin savrulmaların yaşandığı bir vasatta istikbalimizi teminat altına alabilmek için gençlere özel bir ilgi ve yakınlık göstermek zorundayız. Bugün özellikle gençleri cenderesi altına alan fikri ve ahlaki bunalımların kökenleri üzerinde iyi düşünmek zorundayız. Onların hayatlarını ve istikballerini karartan duygusal ve ruhsal sorunların arka planını doğru tespit ederek sebepleri izale edecek stratejiler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yarına dair söyleyecek sözü, hedefi ve ideali olanlar bugünün gençlerinin gündeminden haberdar olmak zorundadır. Onların ilgi, beklenti ve yönelimlerini göz ardı ederek onlar üzerinden bir gelecek tasavvuru oluşturmak elbette mümkün olmayacaktır. Modern dönemin gençlik sorunlarının kökeninde insanın fıtratına dair ciddi bir ihmalin yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira hayatı salt pozitif bilim ve popüler kültürle dizayn etmeye çalışan anlayışlar ne yazık ki insanın sadece maddi ve nefsani yönünü öne çıkararak onu asıl değerli kılan manevi ve ahlaki yönünü ötelemiş ve ihmal etmiştir. Bilgi ile bilinci, bilim ile inancı, akıl ile kalbi kavgalı hale getiren parçalayıcı ve dışlayıcı bir anlayışın insana, aileye ve topluma huzur vaat etmesi elbette mümkün olmayacaktır. Nitekim bugün bilimin ve teknolojik imkanların alabildiğine ilerlemesine rağmen insanlık
daha güzel ve daha huzurlu bir hayata kavuşmuş değildir. Bu durum üzerinde etraflıca düşünmeye değer bir konudur. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bireysel, toplumsal ve küresel boyutta yaşanan anlam ve ahlak krizlerinin bertaraf edilmesi ancak insanın kendisiyle, Rabbi ile ve evrenle ilişkisini aklın aydınlığında ve vahyin kılavuzluğunda kurmasına bağlıdır.